son video çekeceğimiz zaman her zaman uyanan Deniz Alper'e buradan selam olsun. Uyu. Tam video çekeceğimiz zaman şöyle bir... Bu arada kime benziyor arkadaşlar? Şöyle bir... Evet, yorumlara hemen bir yazalım. Kime benziyor? Bakayım nasıl duruyor? Kime benziyor? Evet, zaten başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere arkadaşlar, TikTok'ta meşhur olan böyle sıkılarak yenilen bir şey var. Onu yapmaya çalışacağız. Gerçi orada genelde şöyle yapıyorlar. Normal bildiğimiz balı şeye döküyorlar. Az bir şey böyle bir kıvam akışkan oluyor. Ondan sonra döküyorlar, balı sıkıyorlar. Yani o değil. Biz burada gerçekten şişenin içinde şey yapacağız. Böyle yenilebilen. Gittik. Jelibonumsu bir şey yapacağız. Evet. Sınır jelatini siparişi verdik. Jelatin deyince yanlış anlamayın arkadaşlar. Jelatin bu böyle bir şey. Bu jelibonlar içinde olan var ya arkadaşlar. Konulduğu kabın neye koyarsanız koyun kıvamını artırıyor sadece. Bu suya bile koyduğun zaman suyu böyle yumuş yumuş yapıyor. Yani. Jeliler şey. Falan değil mi? Aynen. Nereden oluyor? Biz şimdi iki tane farklı şey yapacağız. O yüzden burada dört tane şeyimiz var bizim. Burada bir tanesine kolayı koyacağız. Sadece sığır jelatiniyle koyup karıştıracağız. Bir tanesine jelibon, sığır jelatini koyacağız. Ondan sonra koyacağız. Bir öyle deneyeceğiz. Bir de aynı şekli fantaya yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şunları ilk önce bir koyalım. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Bence jelibon gereksiz. Çünkü jelibon içinde de zaten sığır jelatini var. Yani onu bence yine sığır jelatini koyduğumuz zaman aynı formu alacağını düşünüyorum. Sadece belki içindeki hani bu mesela kolalı. İşte bu ne bileyim. Ama onun verir. İçinde yani şimdi şöyle bir şurup diye bir şey var. Şurup da konması gerekiyor. Biz şurup koymuyoruz. Sadece sığır jelatini koyduğumuz zaman belki tam istediğimiz kıvamı almayabilir. O yüzden de iki tanesini jelibon da koyacağım. O yüzden onları bekleteceğiz. Ay şimdi sen bunu tencereye dökünce aklıma ne geldi? Geçen yaptığımız makarna evet. Ay ne kadar çirkin olmuş değil mi? Aşkım bu tarz videolarda çekerken bana değil de kameraya bakarsan kurban olurum. Aklıma ne geldi aşkım biliyor musun sen onları tencereye dökerken? Ne geldi? Geçen çektiğimiz makarna videosu geldi. Ay ne kadar yalan değil mi? Gönül böyle arkadaşlar. Video çekerken hep gözüme ne kadar aşık. Bak yine bana döndü bak. Yine bana döndü. Gülerken bile bana dönüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere görüyorsun değil mi videomuza oğlum? Devam ediyoruz. Görüyorsun değil mi oğlum? Babam benimle alay ediyor. Görüyorsun değil mi yavrum? Aynı ben. Yazın aşağı. Aynı gülün alayı. Arkadaşlar lütfen neyi düşünüyorsanız onu yazın. Aynı öyle. Ben aynı. Şey. Gözüne çekip şey bakın. Bak. Aynı. Ama göz rengi galiba babişkosuna benzeyecek değil mi? Bakın. Bu arada kaynatmaya gerek yok. Bence bunu kaynatmaya gerek yok. Sadece şu şeylerden. Şunu tam dörde nasıl bölebiliriz aşkımla? Bence onu gramaj olarak ayarlayıp sonra onu gramaj olarak dörde bölebiliriz. Bizim şeyimiz vardı. Tartımız var. 110 gram yani 26-27 gram falan şöyle. 27 gram oluyor evet. Bu arada kokusu kötü. Hani bir tanesi. Bakayım koklamak istiyorum. Karıştırma ben onu. Koyalım. Köpürüyorlar. Aa taşıyor. Şimdi bunların altını açıyoruz aşkım. Şu ikisine jelibon da atalım. Ama bunları... bence bunlar sanki taşıyacak gibi bebeğim olacak. Kirlenecek. Bunları şöyle 7 tane buraya attım. 1, 2, 3, evet aslında bunlar pratik çözülmüş. 6, 7. Evet şimdi bunları çok kaynatmaya gerek yok. Şöyle karıştıracağız. Kıvam alacak. Ondan sonra şunlara geri koyacağız. Jelibonlar da hem erimiş olacak. Bunlar jelibonlu olanlar aşkım ona göre koyacağız. Tamam. Jelibonlu olanları şey yapalım. Yok fantanın içine boşaltalım işte. İki tanesi fantanın içinde olsun. Evet. Jelibonsuzlar da kolaların içinde olsun. Senin kafan inanılmaz çalışıyor. Çalışır. Gerçekten gurur duyuyoruz. Kameraya bak da söyle. Seninle gurur duyuyorum aşkım. Engel tanımayan Şahingiller video çekmeye devam ediyordu. Bakalım jelibonlular mı daha güzel olacak, jelibonsuzlar mı? Bu arada köpükler yerine normal kıvama getirmeye başladı. Katılaşmasın diye hepsini de şöyle. Bunları ilk başta yaptıktan sonra belli bir süre ılıtacağız. Çünkü direkt kaynar haliyle buna koyarsak kabı da eritir. İstediğimiz şeyi alamayız. Biraz ılıyacak böyle bir. Yani jelibonlar erimeye başladı evet. Aşkım bir tane kaşıkla bakabilir misin jelibonlar eridi mi? Eridiyse direkt soğumaya alabiliriz. Çok az kalmış tamam çok az kalmış.
Evet, bununki çok az kalmış. Bir de kolamıza bakıyoruz. Jelibon zaten kolalı olduğu için direkt kolanın içinde eridi. Evet, o eridi. Fanta'da erimedi ama. Niye öyle oldu? Koladaki asit daha mı fazlaki acaba? Şimdi bunları kapatıyoruz. 15-20 dakika bekliyoruz. Ondan sonra bunlara süzeceğiz. Sonrasında da muhtemelen 1 saat, 1,5 saat dolapta iyice bir donmasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle tencerelerimize bakalım. Gayet soğumuş. Bu ikisi jelibonlu olanlardı. Şimdi biz bunları dondurucuya mı koyacağız bebeğim? Tabii, dondurucuya koyacağız. Bir 15-20 dakika dondurucuda duracaklar. Tamam. Şöyle kıvamı normal, sıvı, sulu. Ko bakayım buna. Bunlar jelatinle karıştırmıyoruz. Jelatin dediğin jelibonlu yani. Ha, jelibonlu pardon. Evet. Bunlar zaten soğudukça şey alıyor. Ya da acaba biz jelatini az mı koyduk ki ya? Çünkü böyle biraz daha böyle bir vıcık vıcık olması lazımdı. Şu anda sıcak, belki o yüzdendir. Belki de. Bir deneyelim bakalım. Fantalar, jelibonlu olanlar. Bunimiz yoktu, bu da fark ederseniz ütü sulu. Temiz değil mi aşkım, onları biz yiyeceğiz. Tabii ki. Zaten bunun ütüsü tarih oldu. Hani o silindirle ezmiştik, hatırlıyor musun? Bozulmuştu ütüm. Onun ütü gitti. Bu arada Deniz Alp nerede uyudu mu demeyin arkadaşlar, uyumuyor. Biz video çekerken her zamanki gibi bizi yalnız bırakmıyor koçum ben. Tamam. Aa, bu niye bu kadar fazla oldu? Allah Allah. Çok ilginç. Kola az oldu, bu fazla oldu. Tadına bakayım. Neyse, spoiler vermiş şimdi. Evet. Spoiler vermeyeyim ama... Allah'tan vermedin yani. Güzel. Bu sanki daha sıvı. Aa, bunların miktarlarında bir değişiklik var sanki. Jelibon koyduğumuz biraz daha katı olabilir bence. Sen şunlara hiç jelibon koymamış mıydın? Bunlara jelibon koydum, bunlara koymadım. Şey, jelatin. Koydum canım, jelatinsiz olur mu? Hepsinde eşit jelatin var zaten. Heh, tamam, bu tam ölçü. Çok merak ediyorum. Hep görüyordum ya şeyde. Aslında bunları niye bu kadar fazla koyduk ki? Ama görüntü olarak güzel dursun değil evet, mi? Evet. Yani az koysaydık daha çabuk donarlardı. Daha çabuk donardı, aynen. Bir tane numune yapsam iyiydik aslında aşkım ya. Öyle bir yapalım mı? Tamam, hayır. O numune olsun. Bir ondan, bir tane de şu jelibonlu olandan numune yapalım bence. Kek kalıbı var ya, plastik. Ha, ondan. Tamam. Evet, bu da jelibonlu. Ondan, o fantadan da pembeye koy. Jelibonluyu pembeye koyuyoruz yani, tamam. Unutma. Tamam. Hepsini dolaba koyuyoruz ve yarım saat, bir saat bekledikten sonra sonuçları görmek için yeniden buradayız. 1, 2, 3. Evet, şu anda bebişi uyutuyor Gönül ama ben çok merak ettim şu anda. İlk önce şeye bakacağım. Onu normal dolaba koymuştuk ama. Bunların hangisi şeydi? Pembe jelibonlu muydu? Evet. Bildiğin olmuş Şeker. Vallahi. Vallahi olmuştur. Buzluktan çıkar, bunlar bile olmuş aşkım. Buzluktakiler olmuş mu? Dedi? Bunlar her türlü olmuştur. Bunlar bile olduğuna göre. Getir hepsini getir. Şu jelibonluydu. Çok değişik. Fantalar? Kolalar jelibon. Jelibonsuz. Fantalar. Hangisi jelibonluydu lan? Fantalar önce doldurduk aşkım. Fantalar şeydi, jelibonluydu. Tamam. Aha, bunlar jelibonsuz. Bu jelibonlu, bu jelibonsuz. Evet. Hazır mıyız? Aşkım bir gösterseydik şöyle çıkarken. Şimdi arkadaşlar önce şöyle bir şey yapalım. Tabağımızı bunu ters çevirelim bakalım bu çıkacak mı? Çıkmadı. Şöyle yapsak yok. O yapışmış bayağı. Yapışmış. Aynen. Ha. Ama sanki böyle bak kırılıyor. Bakın. Ama olmuş işte. Tam jöle arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Ha, jöle oldu tam ya. Tam zaten bu böyle oluyor aşkım bu. Ama biraz daha dursa bir yarım saat daha bekleyelim mi? Demek ki duracak. Tamam, bir yarım saat 45 daha bekleyelim o zaman hadi. Tamam, yeniden yerlerine koyalım. Tadı çok güzel. Vallahi bildiğin jöle aşkım. Bildiğin jöle olmuş. Çok güzel. Harbi çok güzel. Tamam, biraz daha bekleyelim, iyice dolsun. Böyle sıktığımız zaman böyle şey gibi çıksın, buz gibi. Hadi bakalım. Birazdan geliyoruz. 1, 2, 3. Evet, muhtemelen 1,5-2 saat, hatta 2 saatten fazla bile olmuş olabilir değil tabii. Mi? Biz banyosunu yaptırdık. Şimdi tam uyuyacak bebe. Bebe uyumadan önce artık bitirelim dedik ya videoyu. Bir bakalım şöyle bir. Tarararam.
Anam bu sefer... Çok mu dondu? Yok, bu sefer tam istediğim gibi oldu galiba. Şu fantalılar yine kafa bitti. Fantalılar jelibonlu aşkım. Coca-Cola'lılar jelibonsuz. Hadi bakalım. Aha geliyor arkadaşlar, geliyor. Aha vallahi tam istediğim gibi. Ama göstermiyorsun hiç. Parça parça oldu bu aşkım. Ama pürüzsüz değil bu. Evet Gönül. Bunlar kırık kırık. Şunu aç bakalım. Hiç jelibon olmayanı aç. Direkt basılı tut, hiç bırakma. Bütün gücünle bas. Aha bak oldu. Getir bakayım bir de. Ama bu parça pinçik oldu. Bence aşkım ben yapsam şunu var ya bana demediğini bırakmazsın etrafın. Ama göstermek için yapıyorum videoda. Ters yapsana Gündem. Aa aşağı çok mantıklı. Bu şey, ama şimdi şey vermek istemiyorum da bu şey. Yanlış anlaşım olmasın. Bak bak. Yani yanlış anlaşım olmasın. Şimdi ben bunu sıkmak için o ses çıkarıyorum. Biz jelibon melibon hikaye. Sonuçta burada 2 litre kola vardı. 500 milimlik. 4 tane kola vardı yani. 2 kola 2 fanta. Muhtemelen biz şeyini az koyduk. Jelatin. Yani bizim 100 gram jelatinimiz vardı. 4'e böldük biliyorsunuz. 500 milimine komple sadece bir tanesini koyacaktık. Ya da en fazla bilemedin 2 tanesine bölecektik. Biz 4 tanesine böldük. O yüzden de böyle bir şey oldu. Ama siz bunu evde yapacaksanız bu arada bu sığır jelatinle 100 gramlık sığır jelatinle 25 TL'ye verdim ben. İnternette sığır jelatini yazsanız zaten her yerde çıkıyor. Evinizde deneyebilirsiniz. Bence çok eğlenceli oldu. Güzel oldu. Şey gibi oldu ya, slime gibi oldu bu. Vallahi slime gibi oldu. Baksanıza. Dediğim gibi aşkım yani bunun şey yapmış olsaydık. Peki bebeğim sen ne istinaden o kadar böldün? Ya ne bileyim gerizekalı gibi. Aslında iki taneye bölecektik ya da bir taneye bölecektik. Ya da salak gibi sığır jelatinini ben niye bir tane sipariş verdim? Niye ver 4-5 tane? Evet. Ben ne bileyim sığır jelatini 100 gram dedim herhalde yeter dedim ben. Çünkü az kullanılıyor diye biliyordum. Meğerse maalesef fazla kullanıyormuşuz. Ben yani bence 100 gramlık eğer verecekseniz arkadaşlar siparişinizi yarım litrelik ya da 1 litrelik yapın en fazla. Ya bir şey diyeyim mi? Stres alıyor ha bakın. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine saçma sapan bir videoyla karşınızdaydık arkadaşlar. Böyle saçma sapan videoların devamı gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi son söz kimde? Gönülde. Ben kapanışı yaptım senden önce. Ne dedin? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz dedi. Like isteyip yorum istemeyince atmıyorlar. Sizden like istiyorum, yorum istiyorum, abonelik istiyorum. Bildirimleri açın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Efendim dediği gibi zildirimleri açın.